Evet, LG Webus fabrika ayarı ve kanal ayarlamaları yapacağız. Şimdi smart tuşuna bastıktan sonra şu ayarlara çıkıyoruz. Ondan sonra smart bu aşağı yukarı sağ sol ve OK tuşlarıyla işlem yapacağız. Şimdi ayarlarda OK diyoruz. Gelişmiş diyoruz. OK. Buradan genele geliyoruz. OK diyoruz. Sağ tarafa geçiyoruz. Evet, aşağı geliyoruz. Başlangıç ayarlarına geri dön. OK dediğimizde onayla diyoruz. Ve televizyonunuz fabrika ayarlarına geri dönüyor. Okey dedik. Okey. Burada ülkeyi Türkiye yapacağız. Şey pardon, dili Türkçe yapacağız. Evet. Türkçe. Sonra ülkeyi Türkiye yapacağız. Tamam diyoruz. Okey dedik. Burada internetiniz varsa bağlamak istiyorsanız Wi-Fi kablosuz Wi-Fi deyip devam ediyorsunuz. Ama ben şimdi bağlamayacağım. Aşağı geleceğim. Aşağı tuşuyla bu adımı atla diyeceğim. Atladık. Bağlanma diyeceğim. Evet, burada. Burada sadece dahili alıcıyı seçiyorum ben. Siz de yapabilirsiniz. Tamam dedik. Evet, burada uyduyu seçiyoruz. İleri diyoruz. TürkSat işaretli. Tamam diyoruz. İleri. Şimdi önemli olan bir konu var burada. Eğer merkezi sistem kullanıyorsanız, yani çana televizyonunuz, kullandığınız televizyon bir binadaysa, merkezi sistem varsa uydu ayarlarına geri dönüyorsunuz burada. TürkSat'ı seçiyorsunuz. Burada benim merkez sistem olmadığı için sinyal geldi. Yoksa normalde sinyal gelmez. Dize'ye geliyorsunuz. Bakın kapalıdır. Dize'yi A yapıyorsunuz. Sonra geri tuşuyla bir sefer geri çıkıyorsunuz. Tamamlandı. Bir daha geri çıkıyoruz. Tamam. Şimdi ileri diyoruz. Bakın şu hızı sağlıklı tarama yapmıyor. Onu kapatalım. Şurada ağ aramayı seçelim. Başlat diyelim. Evet, 4 kanal buldu. On üç kanala çıktı. Tamam, bu şekil arama yapacak. Arama bittikten sonra kanal taşımayı da tarif edeceğim. Evet, burada aramamız bitti. Tamam diyoruz. Tamamlandı diyoruz.
Hayır diyoruz burada. Evime kilidi bırakmama gerek yok. Evet, emin misiniz? Evet, atla dedik. İleri diyoruz. Tümünü işaretli zaten kabul ediyoruz. Tüm şartları. Bir daha hepsini seçiyoruz. Pardon, kabul ediyoruz. Tamamlandı diyoruz. Muti yapalım. Evet, bakalım kanallarımız ne durumda? Sağanak şeklinde ancak daha Anlıyorum. geç. Tamam. Şimdi yine ayarlar diyoruz. Tüm gelişmişe geliyoruz. Okey dedik. Evet. Aşağı iniyoruz. Kanallar. Kanallarda sağa geçiyoruz. Kanal arama değil. Kanal yöneticisi. Okey diyoruz. Şimdi kanal taşımak için sağ üst köşede iki tane aşağı yukarı ok işareti var. Üstünde taşı yazıyor. Bunda okey diyoruz. Evet. Şimdi tüm panolar sol taraftaki listede. Taşımak hedefimiz, yani taşımak istediğimiz listede bu tarafta. Örneğin diyelim ki TRT 1'i seçtik. TRT 2'yi seçtik. Mesela örneğin aşağı geliyor, tek tek birer tane geliyoruz. İstediğimiz kanalı, taşımak istediğimiz kanalı seçeceğiz. Özellikle hashtag'leri seçin. Ki net kanallar öne gelsin. ATV hashtag'i seçtik. Şimdi bunu taşıyacağız. Sağ dedik. Bir daha sağ tuşa geldik. Şimdi burada mesela örneğin 3'e bırakmak istiyorsunuz. Ben 1'e bırakmak istiyorum mesela. 1 dedim. Sonra iki listenin arasındaki ok işaretine geliyoruz. Buradan buraya geldiğimizde taşı işareti var. Okey diyoruz. Taşı dediğimizde bekliyoruz. Şimdi burada önde olduğu için hemen yaptı. Mesela 300'lerde, 400'lerde çok geride olduğu zaman taşı dediğiniz zaman son onay verdikten sonra 1 dakika, 1,5, 2 dakika bekleyin çünkü o arka planda taşımayı yapıyor. Karışmayın lise kendini tamamlayana kadar. Bu kadardır. Exit deyip geri çıkalım. Bakalım 1'e 1'i taşıdı mı? Evet, birinci kanalı 1'e taşımış. Bakalım 2'de, evet 2'de 2, 3'te ATV. Tamam, hayırlı olsun.